27 Mayıs Pazartesi günü, öğle saatlerinde güneşin etrafını gökkuşağı şeklinde saran dairesel bir oluşuma tanıklık ettik. Birçoğumuz yağmur sonrası gökyüzünde oluşan rengarenk gökkuşağına aşinayız. Ancak güneşi dairesel olarak saran bu oluşum ise gökkuşağı oluşumundan oldukça farklı ve bir o kadar da ilgi çekiciydi. İlk bakışta gökkuşağını andıran ve sunmuş olduğu görsel şölen ile bizleri hayrete düşüren bu ışık çemberi aslında nedir ve nasıl oluşur? Güneş ışığının atmosfer, bulut, buz kristalleri ve yağmur damlaları ile olan etkileşimleri sonucunda birçok ilginç optik yanılsama oluşur. Bunlardan birkaçı ayla, güneş kulesi ve yalancı güneştir. Bunların nasıl oluştuğunu açıklamadan önce gökkuşağı oluşumunu kısaca hatırlayalım. Gökkuşağı, güneşten gelen ışınların atmosferde sıvı halde bulunan su damlalarının içinden geçmesi ile oluşur. Normalde sarı gibi algıladığımız güneş ışığı aslında beyazdır ve içerisinde tüm renkleri barındırır. Burada yağmur damlaları ise ışığı renklerine ayıran bir prizma görevi görmektedir. Yağmur damlasının içerisinden geçen ışık genel olarak kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mor renklerine ayrışır. Böylece aşina olduğumuz yarım daireli yapı oluşur. Burada yeri gelmişken söylemekte fayda var. Aslında bütün gök kuşakları daireseldir. Yağmur damlasından geçen ışığın yayılımı her yöne olduğu için doğal olarak dairesel bir yapı oluşur. Ancak bunu yeryüzünden gözlemlemek pek mümkün değildir. Ayla nasıl oluşur? Bilim camiası tarafından halo olarak isimlendirilen bu oluşum dilimize hale şeklinde çevrilmiştir. Ancak yaygın olarak kullanılan ismi ise ayladır. Ayla ise ayın etrafında görülen ışık halkası anlamında kullanılır. Buradan da anlaşılacağı üzere bu tarz ışık halkası sadece güneşin değil ayın da etrafında görülebilir. Bu oluşuma neden olan temel faktör güneşten gelen ve aydan yansıyan ışınların atmosferimizde bulunan buz tanecikleriyle yapmış olduğu etkileşimdir. Bilindiği üzere tüm hava olayları atmosferin troposfer katmanında gerçekleşir. Coğrafi enlem ve mevsime göre değişmekle birlikte üst troposferde ortalama 7 ila 11 kilometre yüksekliğinde sıcaklık yaklaşık eksi 55 dereceye kadar düşer. Bu durumda üst kısımlarda bulunan su buharı donar. Bu da milyarlarca buz kristallerinden oluşan Sirius bulutlarını oluşturur. Suyun moleküler yapısı gereği buz kristalleri altıgen yapıda oluşur. Altıgen buz kristalleri gelen ışığı 22 ila 46 derecelik açılarla kırar. Böylece biz yerden güneşe ya da aya bakarken etrafında minimum 22 derecelik bir ışık halkası görürüz. Işığın kırılma indisi kırmızı ışıkta 21.84, mavi ışıkta ise 22.37'dir. Genel olarak en düşük kırılma indisi 22 derece olarak kabul edilir. 22 dereceden daha küçük açılarda kırılma olmadığı için halinin iç kısmı oldukça karanlıktır. Kısaca ayla, gökyüzünde asılı duran buz parçacıkları ile güneşin etkileşimi sonucu oluşan rengarenk ışık halkasıdır. Güneş sütunu nasıl oluşur? Güneş sütunu ya da güneş kulesi olarak da bilinir. Güneşin aşağısında ya da yukarısında oluşan ışık kulesi şeklinde uzanan optik oluşumdur. Burada güneş ışığı buz kristallerine çarpar. Ancak altıgen yapıdaki buz kristallerinin alt ya da üst kısımlarından tekrar yansır. Böylece güneşin aşağısında ya da yukarısında nadir görülen ışık sütunları oluşur. Yalancı güneş nasıl oluşur? Parheli olarak da adlandırılan ve nadir rastlanan bu görüntü temelde ayla ile benzer koşullarda oluşur. Genelde gün doğumu ve gün batımında görülür. Yalancı güneş, güneş ışığının Sirius bulutlarındaki 60 derecelik buz kristallerinden geçmesi sonucu oluşur. Böylece güneşin sağ ve sol taraflarında 22 derecelik açılarla iki yalancı güneş görünümü oluşur ve bu durum sanki gökyüzünde 3 güneş varmış gibi bir izlenime yol açar.